Söyleşimizin ikinci turuyla devam ediyoruz. İlk turun sonunda bir şekilde Schengen vizesi alıp Almanya'ya geldin. Orada bıraktık. Devam edersek o Schengen vizesi sonrasında ne oldu? Şu an hangi vizeyle buradasın? O durumu biraz anlatabilir misin? Ya şöyle, zaten biz bu avukatla falan, buradaki bir avukatla görüştük. Yani benim kız arkadaşım çok görüştü falan. Ondan sonra zaten bu planı yaptık. Türkiye'deyken bayağı takip etmiştik. Yani en kolay demeyeyim yani işte evlilik vizesiyle burada kalmayı planladık. Ama tabii bu iş o kadar kolay olmuyor. Yani Almanya'da böyle bir yere gelir. Artık bunun da bir adını koyun falan diye. Alman mecraları size bir şekilde böyle bir Tabii. mahalle baskısı Tabii yapmış mahalle oldu. baskısı yaptı. Yani normalde evliliğe karşı böyle insanlar olarak böyle birden evlilik yönü bir gerçek bir şey oldu karşımızda. Peki abi Almanya'da söz nişan kim yapıyor? Hangi taraf yapıyor falan bunları öğrendin mi? Valla benim kız arkadaşımın ailesi Doğu Almanya'da biraz işte. O yüzden kültür olarak daha rahatlardı. O yüzden zor olmadı. İşte bu planı yaptık. Ben Türkiye'de direkt evrakları hazırladım. Buraya gönderdim. Alman konsolosluğundan noter onayı aslında alınıyor ya Türkiye'de işte. Alman konsolosluğu alman lazımmış onayı işte. Bütün pasaportumun falan onayını aldım. Buraya posturladım. Buradaki bir makamda işte her şey hazırlandı. İşte tarih alındı. Zaten ben geldiğim hafta zaten nikah yaptık işte. Hazırlıkları yani hani buraya geldikten Tabii. sonra karar verdiğim bir şey değildi. Hayır. Türkiye'den araştırmayı Türkiye'de o şekilde araştırma yaptın. yapmıştık falan. Hala ama şanslı tabii hani vizeyi vermemeleri. Hala dönebilirdim. Ben de Türkiye'den ya işte o mesela senin de dediğinle az önce bahsettin ya. Sen buraya geldin dönecek misin 3 yıl sonra falan. Aslında şu benim öyleydi. Geldim bir ay sonra dönebilirim Türkiye modu vardı. Çünkü beni burada bırakmazlarsa ne yapacaktım burada? Hani dönmek zorunda kalacaktım. O yüzden sanki buraya geldim ama dönebilirdim durumu vardı. Yani eğer oturum aramazsam. Yani işte bunun bir sürü yolunu attı avukatlar. Yani iltica edebilirsin, iltica kalabilirsin falan ama yani bizim için tabii en rahatını yapmak istiyorduk biz yani. Ben hemen oturum alayım hemen kursa başlayayım. Kurs bitsin hemen işte yatağa geçiş falan. Yani böyle şeyleri planlamaları yaptık işte. Evliliği yaptık. Evliliği yaptıktan 2 gün sonra Avusturya Börde'ye gittik. Gerçekten 2 gün sonra. Bana yani politik bir yardım da aldım. Gerçek yani bir mektup yazıldı bana işte bu durumun açık olduğuna dair. Bu mektubu da ben yanıma aldım. Ve aslında bir ödeye gittiğimizde verdik. Peki genel olarak o mektupta yazan şey hani bu çocuğun Türkiye'de sıkıntısı vardır gibi bir şey mi O mektup. yoksa bu çocuk tanırız iyi çocuktur kalsa burada ülkeye vatana millete faydası olur şeklinde bir Yok, mektup bu mu ya yani tavsiye mektubu muydu? şöyle, bu çocuk işte Türkiye'ye gitmese yani zaten bu çocuğun planı var bu böyle. Ya yani gerçekten planı bu. Kız arkadaşı burada. Onlar beraber yaşamak istiyorlar. Biz bu insan eğer o insan Türkiye'ye dönerse, yani bu çocuk Türkiye'ye dönerse orada bir daha gelememe ihtimali var. Kız arkadaşla beraber olamama ihtimalleri var. Zaten bunları planlamış bu insanlar. Dolayısıyla yani bu planı Gençler birbirini görmüş, evet. beğenmiş, bize de Zaten evet bu planı demekmişler yapmışlar. mektubu Yani bu yani. insanı gönderdiğinizde işte 6 ay beklesin bu çocuk. İşte A1 sertifika alsın gelsin dediğinizde belki 6 ay sonra dönecek durumda olmayabilir gibisinden bir mektup aslında. Yani iyi bir mektuptu sağ olsun yazan arkadaş. Yani tabii biraz da hani bütün bu evliliğin çok kağıt hani üzerinde olan bir şey değil, daha gerçekçi Evet bir evet hikayeye daha gerçekçi yani dayandığına formalite bir referans evlilik. olan. Evet formalite bir evlilik yapmıyoruz sonuçta sevgiliyiz biz birbirimizi seviyoruz 1,5 yıldır beraberiz zaten filan. Yani zaten şeydik ama yani Türkiye'de olsa herhalde sosyal olarak devletin böyle bize evliliğin bir tanıdığı bir hak olmadığı için pek fazla herhalde evlenmezdik ama burada tabii evleniyorsun filan böyle. Hatta Türkiye'de evlenmeyip hani bunu böyle marjinal olarak hani işte evlilik kurumuna karşıyım filan diyebiliyorsun filan yani. Burada öyle bir şey Takılıyorduk. Burada geldik, kınayı yaptık diyorsun yani. burada hemen yüzüğü taktık filan. Evliliğinden işte. Yani öyle oldu. Bu mektup özellikle işte dediğim gibi. Ben ama yani şöyle bir şey düşün. Avukata gittik, her yere gittik filan. En umutsuz olduğum şey bu mektuptu benim. Yani en umutsuz olduğum şey ya hatta mektup değil pardon. Bu politik ya arkadaşlar aldığım yardım. Çünkü şey düşünüyorum yani ya Allah Allah işte yani parlamentonun memleğin ya federalizmin yani bunların yani hep işte bir politikadır bunlar gibisinden böyle hani işte bu merkezi politika, liberal politika Liberal filan. burjuva Tabii demokrasisi tabii falan ya diye işte diyorsun. isteriz senin gelmeni buraya ama biz bir şey yapamayız diye bekledim. Ama böyle olmadı. Yani gerçekten bu mektup yardım etti. Belki de yani olmasa da olabilir miydi? Olabilirdi belki. Ama bu mektup olmasıyla beraber Ağustos'un de çok fazla engel yaşamadık mesela. Gittiğimizde güvenlik dedi ki hangi vizeyle geldi dedi işte. Schengen dedik. O zaman gitsin dedi. Güvenlik. Ya, aşağıdaki şişko adam. Çok sinir bozucu bir durum. Şimdi pasif insanlar olsak mesela korkup herhalde kaçardık. Ama biliyoruz yani mesela yukarı çıkacağız işte filan. Ağustos'un şeyine yazılmış bir mektup var. Peki evlilik sürecinde hani işte ne desem artık buraya nereye başvurduysanız evlenmek için hani orada herhangi bir şey olmadı değil mi?
Schengen vizesiyle gelmişsin sen burada elenemezsin falan Zaten gibi. ben gelmeden önce biz plan yaptığımız şöyle bir ya bence yani bildiğim kadarıyla dünyada şöyle bir hakkın var. İstediğin ülkede evlenebilirsin. Yani Danimarka'da evlenebilirsin. Kimse sana Danimarka'da oturum alacaksın diye düşünmez bunu. Yani dolayısıyla senin her yerde evlenmeye hakkın var. Zaten Türkiye'de evlenmek çok daha zor mesela. Türkiye'de sağlık raporu falan isteme durumları falan var. Mesela burada böyle bir şey bile yok yani mesela. Burada aslında daha kolay. Bazı belgede sadece noter onaylı yapman lazım vesaire. Ama randevu almak biraz zordu. Sağlık raporu isteniyor, kız babadan isteniyor, kız evi Evet. nazevi falan, Tabii makas tabii tabii kesmiyor tabii falan. ya. Türkiye'de bir sürü zorluğu var Bir şimdi. sürü şey var şimdi. Burada da kolaydı o iş falan böyle. Yaptık yani. Yani peki vizeye başvurduğunda ben tekrar hani o işte zorluk çıkarıyorlar mı diye hani vizeye başvururken Almanya vizesini, Schengen vizesini Türkiye'de başvururken Alman makamlarına evlenmeye gittiğine dair bir şey beyan Demedim. etmedin değil mi? Hayır Haberleri demedim. yoktu hani. Niye demedim? Aslında evet yani. Ya Sadece gerçi Schengen hani dedim. şey de oluyor hani bir takım öyle sosyetik şeyler de var ya hani Paris'te evlenilen, Türkiye'de yaşayan Evet evet. Türk karı koca hani değişiklik başka bir ülkeye çıkıp sadece oradaki konsolosluk denilip geri dönebiliyorlardı hani böyle bir şey de Evet. var hani temelde Böyle bir de. şey var tabii ki temelde. Yani ben de demedim ama demedim. Yani dememi de gerektirecek bir durum olmadı. Yani Schengen'im vardı yani sonuçta Schengen vizesi. Yani şöyle Schengen vizesi aslında konu noktasında bir turist vizesi ama mesela buraya geldiğinde aslında yani pasaportundaki oturum gibi yani aslında yani onlar senin pasaportu olmasıyla ilgileniyor. Yani oradaki Schengen mi işte oturum mu aslında çok ilgilenmiyor o kurum yani. Pasaportu var. Bu insan gerçek bir insan. Evlenebilir. Bütün belgeler elinde. Yapabilir diye bir şey var. Uluslararası evlenme belgesi falan. Ha, peki ne tür belgeler istediler? Sen gel, hatırlıyor musun? Aklında mı hala? Yani Hazırladığın, şöyle buraya evlilik için gönderdiğin tipik belgeler. belgeler var. Uluslararası evlenme ehliyet belgesi var. İşte yani Türk daha önce evlendin mi, boşandın mı falan işte bu tip şeyler. Yani bu denen alabiliyorsun. Her türlü nüfus bütünü alabiliyorsun. Bir de konsolosluktan alabiliyorsun. Böyle Sen bir tabii Türkiye'de olduğu için Türkiye'de rahatlıkla nüfus aldım müdürlüğünü ben. aldın. Gittim dedim yani işte şey Alman makamına gittim biraz emmek için dedim. İşte onu verdiler bana. İşte yani hiçbir daha önce evlenmemiş bilmem. O da şeyli. Nasıl söyleyeyim yani Almanca, İngilizce her şey tercümesi falan olan bir şey. Ama Birkaç zor dilde olan, olmadı. Zor olmadı evet. Birkaç ekstradan dilde. çevirmeye gerekmedi yani. O yok o diyemedi. Aynı zamanda uluslararası doğum belgesi diye bir şey var. Onu da aldım. Bunları da konsültan alabilirsin. Ama burada da ben oradan almıştım işte. Bunlar zaten en kolaylarıydı. Biraz daha zor olan apostil diye bir şey var. Apostilli bir şey istediler benden. Yani sanırım emekli belgesini apostilli yaptırdım ben. Onu bir şey istediler. Ondan sonra ben birkaç belge Sağlık tercüme raporu ettirdim. falan Hayır. istemediler mi? Yani İstemedi. Almanya bunu istemedi. Alman makamı istiyor. Alman makamını istemediği için sorun yok. Alman makamı ayrıca şey istemişti benden işte. Nüfus kayıt örneği istedi. Tam tekne vukuatta falan. Mesela nüfus kayıt örneğinin Türk İngilizcesi, Almancası yoktu. Dolayısıyla ben onu tercüme ettirdim. Bir şey daha tercüme ettirdim ama neyi hatırlamıyorum şu anda. Peki şimdi hani böyle bir şey yapmayı planlayanlar için bu belgelerin ne olduğunu nereden öğrendin, nasıl araştırdın? Yani internette aslında mesela bunun için bazı siteler var yani mesela baktığında arkadaşlar araştırabilir ama mesela yani de kız arkadaşım Almanca kaynaklardan buldu aslında yani ben çok böyle Anladım. yani çok bulduğum şeyler değildi ama yani en net Hani avukatlar atıyorum Alman konsolosluğunun sitesinde bu konuda bilgi yoktur var belki, var var evet mı? var evet var ama mesela işte yine de yani eksik de olabilir mesela işte oradaki bilgiler ama Alman konsolosluğunun Türkiye'deki sitesinde falan bu bilgiler var. Evlenmek mi istiyorsunuz? Evet işte ne yapmanız lazım şu ama oturum almak için dediği gibi 16 ay bekle işte A1 götüden alınmış bir sertifika lazım vesaire falan. Bu tip şeyler var aslında şeyde. Yani tam olarak hepsi yok ama eleme ehliyet belgesi falan. Mesela apostilin olduğunu yazmıyordu. Ya da atıyorum noter onayı lazım mesela. Pasaportumun noter onayını kabul etmiyor Türk noteri olduğu için. Alman konsolosluğuna gidip tasdik işlemi yaptırmamaz yani. Türkiye'deki Alman o Gümüşsuyu'ndaki evet. konsoloslukta. Oradan yaptırdım mesela ben onu ayrıca. Peki yine ben bu aile birleşiminin hani iki şekli var. Bir hani burada yaşayan biri Türkiye'den biriyle evlenip hatta yani Türkiye'de evleniyorlar galiba hani buraya getirme işlemleri Tabi olduğunda orada tabi. işte A1 seviyesinde dil belgesi falan gibi şeyler var. Süreç biraz daha uzuyor. Evet. Senin yaptığın şekliyle biraz etrafından dolanma, biraz daha kısa yol Evet. bulma gibi bir şey var bunun. Yani bu teorik olarak mümkün olan bir şey. Evet. Yani ilk alınan Schengen vizesi sorunu var hani temelde baktığında. Aslında evet, bazı mesela insanlar için Schengen almak da zor oluyor. Mesela çalışan insanlar için ya da çalışmayan insanlar için Schengen vizesi almak da güç bir şey sonuçta yani. Ben öğrenci olduğum için de davet de vardı. Hem davet hem öğrenciyim. Bu daha kolay bir faktör oldu ama bazı insanlar tabii ki alamıyor. Ama yeşil pasaportu falan insanlar mesela alırsa aldığında daha mümkün olabiliyor. Yani Türkiye yani şöyle bir şey işte aslında bu iş ne kadar zor olursa o kadar sanki şey gibi ama yani burada şunu yapıyoruz aslında biz. Diyoruz ki ya ben buradayım zaten evlendik. Ya zaten biz beraberiz. Şimdi siz beni buraya ama yani Türkiye'de saçma değil mi diyorsun? İşte aslında böyle diye. Saçma Saçma diyor aslında. ama Yani. hani şöyle bir Ne şey yaparız saçma ama diyor. yapabilecek bir şeyimiz yok da diyebilirmiş. Evet. Yani sana şunu demediler sonuçta. Tamam sen bir şekilde buraya gelmişsin, bir şekilde evlenmişsin de ama dön Türkiye'den tekrar vizeye başvur gel demediler.
Burada senin vizeni değiştirdiler. Aynen öyle. Peki biraz hırgür çıkarmanız gerekti mi yoksa mektubun da yardımıyla o iş doğal seyir yani içerisinde sadece güvenlikte hırgür çıktı. Güvenlikte dedi ki yani gitsin dedi. Çok artist davrandı hatta. Yani çok sinir bozucuydu. Hatta biz sonra donanıp başka bir tarafa gittik. Orada Arap olduğunu Arap sanırım arkadaşlar. Almanca bilen arkadaşlar. Onlara konuştuk. Yani dedik ki biz böyle bir şey istiyoruz. Aa dedi İsrail'de Türkiye'nin katı aynı yerde oraya gidin hani filan diye. Adresi bize söyledi. Biz ona bekledik. Yani güvenlik bize yardım etmedi aslında. Başka Arap yani Suriye'yi bitireceğin sorumlu muhtemelen Arapça, Almanca bilen Araplar vardı. Onlar bize yardım etti. Onlar sayesinde aslında yeri bulduk ve gittik yani. Ve çıkışta da hatta şeye baktık ve dedik güvenliğe bak. Yani gördün mü aldık yani aldık. Yani artistik yapıyorsun burada sen yani kendi egon için diye böyle. Peki zaten o da fazla sürmedi herhalde değil mi? Geldikten sonra zaten bir hafta içerisinde nikah kıyıldı. İki gün sonrasında evet. Oturum aldım dedin. Ondan sonra burada hani neler yapıyorsun? Hayatın nasıl geçiyor? Dil kursuna gidiyorsun herhalde. Evet. Hani onları bir anlatabilir misin? Ya şöyle işte zaten benim de planım buydu. Hemen dil kursa başlamak istedim. Aslında dil kursu işi o kadar kolay değil. Yani eve yakın bir dil kursu işte ne bileyim A1'e başlayacak entegrasyon kursu bulmak o kadar kolay olmuyor. Çünkü arıyorsun kursları, soruyorsun. Diyorsun ki ya ben kursa başlamak istiyorum. Kurs şey diyor ki ya tamam siz isminizi verin bize. İşte biz bakalım 2 ay sonra başlayabilir bir kursumuz. Ya ben 2 ay sonra 2 ay kadar evde oturmak istemiyorum yani. Başlamak istiyorum bu kursa. Dolayısıyla hiç aslında şu çok zor oldu. Yani tam zamanında başlayacak bir kurs bulamadık biz uzun bir süre. Yani aradık yani 2 hafta falan tam aradık gerçekten kurs falan böyle ve en sonunda aslında çok komik bir şey. Ben ilk geldiğim hafta burada Noyköy'de bir tane bir dergi buldum. Mokka diye, Türkçe Mokka diye bir dergi var. O derginin en arka sayfasında bir reklam vardı. DTZ Bildung diye. Eve geldiğimizde bir baktım onu aradık. Yani onu aradık. Ona dedik ki tamam kursumuz var gelin konuşalım dediler. Hemen gittik biz Hasenhade'deki şubeye gittik işte. Orada konuştuk. Dediler ki ya kurs tamam başlayacak. 2 hafta sonrası sanırım işte. O kaydolduğum tarihte 2 hafta sonrasına başlayacaktı. Anlaştık ve 2 hafta sonra başladım. Yani şey komik oldu biraz. Ve o kursun sahibi sanırım Türkmüş ve çok fazla Türk vardı. Mesela biz başka kurslara gittik. Mesela bir kursa gittik BBQ adı. Yani formda bile, verdikleri formda bile tamam işte Türkçe hiç yoktu. Türkler o kadar artık şey olmuş ki burada tamam mı? Yani Persish, Turkish, Persish, Arabish işte English yazıyor. Yani sadece sanki İranlılar ve Araplar geliyor. Abi Türkler şey gelmesin diye istiyordur belki adam. peki şimdi seninki... Yani şu an dil kursu ama entegrasyon kursu. Uyum kursunun çerçevesinde sunulan bir dil. Evet evet entegrasyon kursu. BB'ye hani kadar. Şey gibi değil. Hani atıyorum buraya dil kursunu tamamlayıp belli bir seviyede dil öğrenip üniversite okumaya gelen gençlerin gittiği bir kurs değil. Değil evet. Peki o tür bir kursa gittiğinde şey karşılıyor mu yoksa belli özel tanınan kursları mı devlet karşılıyor? Nasıl şimdi, oluyor? Bu Job Center'ın Banff diyorlar sanırım işte evet. Değil mi bakanlık? Onun birlikte çalıştığı kurslar var. Bunun Esam Tüfü Migrasyon Flüftling'i. Aynen o. Hard Knock Schule falan da mesela onunla beraber çalışıyor. Hard Knock Schule'de gidebiliyorsun işte böyle. Peki ama Hard Knock Schule'de hani farklı iki kurs mu oluyor? Bu şekilde gelmiş uyum kursları çerçevesine verilen kurslarla normal dil kursu için gelip üniversite öğrencisi geldiğinde gittiği kurslar farklı mı yoksa aynı kursa gittiğinde? Üniversite öğrencisinin gittiği kurs farklı olabilir bence yani. Bu mesela bu şöyle. İntegrasyon kursu diyorlar buna. 6 ay yani anlattıkları şey şu hem Alman kültürü öğretiyorlar hem de değil ama ben şu an Alman kültürüyle ilgili bir şey görmedim. Yani. Türk teziler var diyorsun herkese. İçli köfteler, yalancı. Yani. Evet. Yani B1'e kadar işte Prüfung'u aldıktan sonra aslında seni zorlamıyorlar bir daha başlatıp kursa gibi ama sen ondan sonra B2, C1'e başlayabiliyorsun başka yerde. Ya bu B1'e kadar. Sonuna kadar mı? Evet, B1 sonuna. B1 Prüfung. B1'i aldın mı B1'sin yani diyorlar. İşte sen Prüfung'u alıyorsun 6 ay sonunda. Devletin sana zorla gönderdiği yani bu kurslar B1 sonuna kadar. Entegrasyon kursu çerçevesinde. Devletin zorla gönderdiği kurs B1'e kadar. B1'den sonra zorlamıyorsun artık. Peki daha sonrasında kursa gidecek olsan mesela işte üniversite için senin öyle bir niyetin var. Hı-hı. Devlet onu karşılıyor mu yoksa kısmen mi karşılıyor hiç mi karşılamıyor? Açık konuşmak gerekirse henüz onu bilmiyoruz. Zaten şöyle bir şey var. Devlet teknik olarak aslında tam olarak yani karşılıyorum demiyor. Devlet şunu diyor aslında. Yani senin paran varsa, maddi durum varsa bir kurs senden en fazla bir saat için 1.20 euro talep edebilir. 1 euro 20 sent talep edebilir diyor. Ama sen bu para ödeyemezsen diyorsan ki Banff'a gelebilirsin diyor ya da Job Center. Yani ikisi vardı. Ben Job Center'a başvurdum. Job Center'a gittik. Ben dedim yani burada dil kursuna gideceğim değil bilmiyorum bilmem ne filan. Onlar da zaten öyle başvurduk. Bir Job Center sayesinde ben Job Center'dan şey yaparak kağıdıyla gidiyorum. Ücretsiz gidiyorum yani. Ama esasında yani bu işleri çok bilmiyorsan filan çok da mesela şey yapmak istemiyorsan diyor aslında
para vererek de gidebiliyorsun falan yani, öyle bir durum var. Mesela benim kursumda 2-3 kişi para vererek de geliyor yani. Ama muhtemelen ama 200... B1'den sonra da üniversite okuyacağım ben burada dediğinde karşılayabilirler diye tahmin ediyorum Ben de hani. tahmin ediyorum. Ben de böyle düşünmüştüm. Ben de ya dedikodu gideyim gibi. C1'e kadar tartışıyor diyenler oldu ama mesela ben tabii B1'den sonra gidip diyeceğim Job Center'a. Ya ben devam edeceğim bu kursa. Ben yani B1 bitmez bana yetmez diyeceğim. Ondan sonra bakacağız. Yani onlara diyeceğim bir şey değil. Ama ben sanırım onlar karşılamasa bile Banff'ın karşılama ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Yani en kötü Banff'a mektup yazıyorsun Job Center'dan çıkıp. Almanya'da devlet kapısı tükenmez diyorsun. Sosyal devlet böyle bir şey. Peki şimdi dil kursu dışında peki burada hani sosyal hayatın nasıl geçiyor, neler yapıyorsun? Çünkü ülke değiştiren insanın hani en önemli ihtiyaçlarından biri aslında etrafındaki hani günlük akışın neler olacağı, sosyal çevresinin nasıl şekilleneceği. Burada kurs dışındaki hayatın nasıl? Gerçi işte senin eşinin burada Aha. yaşıyor olması gibi bir buralı Avantaj. olması gibi bir avantajın var. Onu biraz açabilir misin? Ya şöyle işte aslında biraz Alman şeyleri yapmaya başladım bu arada, mesela işte buz patini kaymaya çalışıyorum. Hayatımda ilk defa buz patiniyle karşılaştım falan yani. Hani farklı farklı tecrübeler hayatta falan böyle. Bir de ben her şeyi denemek isteyen bir tipim böyle falan, işte farklı yemekler. Mesela Türkiye'de asetiş yemek yiyemezsin. Asya türü yemekler yiyemezsin ama burada mesela çok basit işte fast food olarak yiyebiliyorsun falan böyle. Yani şöyle aslında ben burada bir tane akademisyen arkadaşım benim. Fry'da çalışıyor. Onunla bazen buluşuyoruz. Türk bir arkadaşım işte. Zamanımı bazen onunla geçiriyorum. Bazen aslında burada Alman bazı arkadaşlar var. İşte çat pat benim İngilizcem de onların Türkçesiyle falan az buçuk. Onlar Türkçe de biliyor bir kısmı. Onlarla buluşuyoruz falan. Aslında zamanımı böyle geçiriyorum ama çok aradığım şey Türkiye'deyken mesela, yani şöyle kursta çok bazen olaylar oluyor ve aslında sosyolojik olarak da anlatmak istediğim şeyler oluyor. Mesela ben Türkiye'deyken bir mülteci meselesine çok ilgili bir insandım. Hala da öyleyim tabii ki. Yani mültecilerin durumu, yaşam şartları falan. Yani Türkiye'de ben var yazı falan yazdım. Şimdi buradayım. Aslında Türkiye'de yazı yazdığım işte üzerinden ayçiçeği çektiğim işte botlarda ölüyor dediğimiz insanlar benim sınıf arkadaşım. Yani bot da ölmemiş. İzmir'den kaçarken bot da ölmemiş. Yaşamış ve Bir gelmiş sonraki level'a geçebilmiş burada olan ilk insanlar level ve yani benimle beraber aynı sınıfta kurstayız beraber. Beraber ders veriyoruz. Beraber arkadaş hani. olduk yani insanlarla. Şimdi böyle bir gerçek bir durum var. Ve bunları paylaşmak istiyorum aslında. Türkiye'deki arkadaşlarıma WhatsApp'ta yazınca olmuyor bu iş yani. Konuşmak istiyorsun aslında. Ben de aslında yani, bir iki arkadaşım vardı böyle açık konuşabildiğim böyle. Yani böyle rezil konuşabildiğim arkadaşlarım vardı böyle dürüstçe böyle falan çekinmeden. Abi açık rezil falan deyince aklıma hani ne dört toplar geldi Hayır sen. hayır yok, rezil derken yani böyle hiç düşünmeden konuşacağım. Daha netleyeyim. Düşünmeden konuşmuyorum vakti meselesi. İşte onu yapamıyorum. O yüzden de gittim kendime blog açtım bir tane. İşte Mavi Türk blogun adı. İşte Tumblr'a da hesap açtım. Bir de WordPress'te bir tane işte Mavi Türk dedim işte. Oraya da işte sürekli yani birkaç yazı ekledim falan böyle şey yani. Kimse okumaz diye düşünüyorum. Öyle umuyordum falan böyle. Bir de kimse beni bilmediği için de rahat rahat böyle arkadaşlarım anlatır gibi böyle olayları anlatıyorum böyle yani aslında. Yani şimdi Google'a insanlar Mavi Türk yazdığında Evet yani. bulabiliyorlar değil mi? Umarım bulurlar. Bir Tumblr'a yazabilirler belki. Mavi Türk blog falan yazdıklarında. Aynen WordPress Mavi Türk olursa evet olur herhalde diye düşünüyorum. Yoksa o kadar Google'lık bir şey Yok ama düştü mü yok yani Google'a? hani mavitürk.com falan değil, mavitürk.wordpress.com. WordPress aynen aynen Heh, öyle bir o şey. Evet şekilde evet. bulunabilecek hani o Aynen açıdan. öyle, aynen öyle. Peki geldiğinizde burada ev var mıydı ya? Berlin çağımızın vebası, Berlin'de ev bulmak gibi bir sorun var. Çok güzel bir soru. Onu Şimdi merak ettim normalde biz evliyiz. Artık bizim ev bulmamız lazım falan böyle yani evli insanlar ben. ev Hadi bekara ev vermiyorsunuz, evliye de mi vermiyorsunuz Ya benim diyorsun? kız arkadaşım şu anda bir VG'de kalıyor. O yüzden şimdi onunla beraber ben de onun odasındayım. İç güvesi gibiyim. Ama biz ev arıyoruz yani. Bir aydan beri ev arıyoruz aslında biz. Ve gerçekten burada ev aramak ne Şu an kadar işkence bir odalı, şey hani ya. odalı şekilde yaşıyoruz diyorsun. Ya odalı bir şekilde yaşıyoruz. Evli değiliz yani. Odalıyız. Kötü bir espri ama neyse olsun. Ya mesela şöyle bir durum var. Bir gün işte ev ilanına bakıyoruz. İşte akşamdan altta gelin diyor. Altta gidiyoruz. 200 kişi birden eve bakıyor. Ne diyor? Bir şey diyorlar bunun adına işte. Böyle bir topluca bir eve bakıyorsun böyle filan. Ya zaten Wohnungsbesichtigung dedikleri. Allah kahretsin ya. Ya bir de herkes kağıt götürüyor. Yalakalık yapıyor emlakçıya falan. Ya işte ben çok güzel böyle ev çok güzel. Cam pazarı abi, cam pazarı. Abi çok fena yani. Hani Ve bu ahiretten emlakçının bahsedilirken hani kıyamet gününde şey elindesin hani babanın çocuğunu tanımadığı gün var ya işte hani Türkiye'de O o metrobüse binerkenki an, burada da bu ev Ev bakarken bakarkenki ya. Aynen öyle ya. Hani bu ev politikası falan ne kadar gıcık bir sinir bozucuymuş onu gördüm yani. Ama şimdi sanırım bir tane ev bulduk. Yani kız arkadaşımın babaannesi sağ olsun. Onun yardım ettiği bir şirket varmış böyle ev şirketi.
Onlar sayesinde bir hayma taşınacak bir adam var işte. Yaşlı evine taşınacak bir adam var. Onun evine taşınma ihtimalimiz var ama hani hala şu ara bekliyoruz yani. O bile şey. Düşün yani adam yani eleman sokuyorsun işte yani aracı var hala belli değil yani. Abi hani ben de yaklaşık 4 ay hani biraz kemiksiz değil kemikli olarak hani böyle bir kabaca 4 ay ev aradım. Hani belgeleri toparlama olsun. Şufa falan. Yani hani bütün o belgeler neymiş ne değilmiş biraz hani araştırayım ev ilanları ne durumda hani hemen böyle lambur lumbur başlamadım ama hani başıyla sonuyla 4 ay taşınmaya kadar olan süre 4 ay sürdü. Orada da hani birçok şey duyuyorsun. Hani emlakçıya aradan para ver diyenler çıkıyor. Aha. Hani ulan bu nasıl olur? Nasıl biter? Bir de şimdi hani dediğin gibi Bezik Tugun'a gidiyorsun. O ev görme merasimine gidiyorsun. Aha. Abi içeride 100 kişi var. Hani şimdi ulan ver de ne yapacaksın? Hani adama para ver dediğin şey kesinlikle dosyanın içine ya. Para koyup mu vereceksin? Hani polise rüşvet vermeye çalışıyormuş gibi böyle yani bilemiyorsun nasıl yapacağını da. Bayağı bir acıklı süreç oluyor. Hani ve her gittiğinde olan iyi bak bunlar belki ev alamaz ama bunlara kesin verirler, bana vermezler falan bir sürü sıkıntısı var ya. Hani ulan Türk'üm diye sıkıntı oluyor olabilir mi? Ya Şundan bir de dolayı iyi mesela bütçe olabilir miyim mesela falan 200 diye. kişi var. Birininkisinin bütçesi benden daha iyidir Tabii arkadaş canım yani. şartlarıyla şey oluyor yani. Tabii ki. Ve hani bayağı bir acı çekici hikayeler, hani acı çektiren hikayeler yaşadım ve hani şu an bulduğum yeri hani Allah'a şükür bir şekilde bulmuş oldum ama hani burayı da bulduğumda öyle bir şey durum oldu yani. Hani 3 kişiyi çağırmışlar. Çok işi uzatmayalım diye. Bir tanesi zaten İsrail'deymiş. Aha, gelememiş. Gelememiş. Yani bunlar da hani aile evi olduğu için hani o da gelsin evi görsün. Biz de onu görelim tadında insanlar yaklaşmışlar konuya. Şimdi biz 2 kişi kalmışız. Ben bir anda olan %50 falan diye hani böyle iyi ihtimal hani falan diye böyle içimden böyle hesaplar yapıyorum. İşte sonra senden önceki kız geldi gördü işte falan dedi. Ulan dedim benden önceki kızsa muhtemelen bunlar evi ona verirler. Hani bir anda %49 hani o 51 şey Aha. 50'den daha şey tarafa düştü. Olumsuz tarafa düştü. Bir anda böyle lan bunlar kesin bana evi vermeyecekler falan hesaplarına girmeye başladım. Çünkü hani abi şansının %49 olmasıyla %1 olması arasında evi almadıktan sonra hiçbir fark yok. Tabii Ev ki. alamıyorsun. Tabii Hani ki. ha binde bir, ha yüzde bir, ha %49 ev alamadıktan sonra o evsizlik durumunun devamı gibi bir gerçeklikle karşı karşıya oluyorsun. Orada ben de bir moralim bozuldu. Sonra zaten hani korktuğum başıma geldi. Evi önce ona verdiler. Sonra bir hafta sonra falan bana tekrar mail atıp ya sen hala ilgileniyorsan gel istiyorsan bak işte diğer aday evden vazgeç dediler sağ olsun. O şekilde ev bulmuş oldum. Acıklı tecrübeler insan yaşıyor burada yani ev bulma konusu gerçekten Evet. sıkıntı. Peki şey ne zaman? Kısmetse borcumuzu alıp ne zaman geliyoruz hayırlı olsun da. Hani öngörülen taşınma şeyi olursa belli bir şey Vallahi var mı? yani şöyle söyleyeyim daha o şirket konuşacak da evet dese bile evin birazcık daha ne derler adına işte düzenlenmesi lazımmış ya. Ev, belki Tamirattan ekleme falan mı tadilat geçecek? falan yapacak şirket. Yani belki de Mart'ın sonunda falan olur. Eğer her şey tamam olursa o bile belli değil yani. Şu an peki nerede, hangi semtte kalıyorsun? Wedding'de. Geldiğinden beri Geldiğinden beri orada oradayım yani oturuyorsun. tabii. Berlin'in değişik semtlerini gezdin, gördün mü? Nasıl? Neukölln, Prenzlauer. Prenzlauer Berg İstanbul'un Cihangir gibi bir yer aslında. Gerçekten herkes beyaz. Böyle farklı bir yer böyle. Tam daha elit falan böyle. Pankow. Ondan sonra Neukölln'ü falan gezdim yani. Aslında hem böyle göçmenlerin semtlerini Kreuzberg'i falan da böyle Tabii gördüm. Kreuzberg, Wedding, Neukölln. Tabii Hani tabii. göçmen Göçmen. üçlüsü Evet. Göçmen yerlerini de gördüm. Hem de işte bu elit dediğimiz işte Cihangir dediğimiz gibi böyle olduğunu. peki Prenzlauer'da. şey, bugün de işte Langwitz'i görmüş oldun. Lan evet Berlin'in ya. değişik bir yüzü. Yani acayip bir yer hakikaten. Ben buradan çıkıp nasıl bir Espanya gideceğim onu düşünüyorum şu anda mesela falan böyle. Peki genel olarak şeye baktığında buradaki hani şimdi buraya geldin. İşte Türkiye'de de gerçi hani 3 gün çalışıyordum, zor geçinmeye çalışıyordum, para getirmeye Aha. çalışıyordum diyorsun da hani gelmek isteyenlerin düşünebileceği bir konu. Genel olarak işte hani aylık bilet olsun, kira olsun, ortalama masraflar olsun. Hani buradaki temel gider kalemlerin neler? Kaç paraya nasıl yaşayabiliyorsun? 3 aşağı 5 yukarı. İlla hani şey vermene gerek yok Hı da hı. o konuda biraz konuşabilir misin? İstanbul'da belki kıyaslayabilirsen. Ya şöyle kıyaslamak gerekirse mesela yani şöyle bir şey oldu zor olur. Mesela Türkiye'deki bir anne babanın işte vereceği parayla burada yaşayamazsın. Çok gerçekten zor olur bu iş. Hele bir de kur almış başını gidiyor. Hani Evet, bir kuramış başına gidiyor ama mesela alım gücüne baktığında mesela tamam mı buranın çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz yani mesela yani ben orada gerçekten dediğim gibi yani kıt kanaat geçinirken o parayla ve kura çalışmama rağmen burada mesela insanların sosyal olarak hakları biraz daha tabii gelişmiş mesela 6 saat çalışıyor insanlar 3 gün çalışıyor burada buna rağmen mesela işte burada insanlar yani bir meblağ kazanıyor ve o meblağı harcayabiliyor falan mesela. Türkiye'de mesela 6 gün çalışan insanlar yani hiçbir şey yapamama durumları falan oluyor gerçekten. Böyle bir durum var yani. Burada en azından insanlar mesela ya
herhalde özellikle markete gittin, süpermarkete gittin de ucuz şeyler var mesela yani. Dışarı çıkmadığında ya da markete gittin de her şey çok ucuz. Şimdi çok kavram olarak çok kafa yiyorsun bazen. Mesela şimdi 3 euro şey döner. Tamam, Türkiye'de döner 3 lira, 4 lira. Şimdi baktığında mesela daha diyorsun ki arkadaş yani 3 euro 12 lira falan ama şimdi mesela 3 euro döner 60 sent şey 80 sent süt. Türkiye'de süt 3 lira. Yani süt de 3 lira, döner de 3 lira. Şimdi bak öyle hesap yapınca kafa 1 milyon oluyor yani. Ben çok piyasayı bilmediğim için Türkiye'de evet. Bu şey gibi oldu biraz hani. Türkiye hakkında klasik ekmek kaç para verin var mı senin falan diye hani denen kişi gibi. Türkiye'deki şeyleri çok hani tabii İstanbul'a gittiğimde markete gidiyorum, alışveriş yapıyorum falan ama hani çok böyle fiyatları birebir Almanya'yla kıyaslayayım gibi bir kaygım çok olmuyor. O yüzden çok bilemiyorum hani Türkiye'de. Tabii, tabii, tabii. Ama sen etin pahalı olduğunu genelde biliyorum. Almanya'da Türkiye'ye göre oldukça tabii, ucuz. Almanya daha ucuz evet. Hani bildiğim o var şey olarak. Onun dışında ben hani döner mesela Türkiye'de daha pahalıdır herhalde diye tahmin ederdim. 3-4 liraya döner var mıdır? Tavuk ne lir. Etidir? Ha, yani hani tavuk lir, diye düşünürdüm hani bilmediğim şeyler olduğu için. Genel olarak şu an sen mesela 3 aşağı 5 yukarı biliyor musun burada? Ben mesela hani öğrenci olarak uzun süre 600-650 euroya hani yaşadım ben hani ev öğrenci dahil. Olarak tabi Ev parası dahil. Yani öğrenci olarak yurtta kalma ihtimalin de oluyor. Ben Aha. uzun süre yurtta da kaldım ve yurtta kalmıyorken de hani Berlin'de daha kiraların uygun olduğu dönemlerde de yaşadığım için Aha. hani şu anki böyle hani bir herhangi bir semtteki VG odasında 400 euro vererek yaşamadım işte tabi yani Evet, evet. hani öyle bir kira giderim varsa tabii ki doğal olarak 600-650 euroya yaşayamazsın. Ama hani yurtta öğrenci yurdunda kalman durumunda öğrenci yurdu yine VG gibi 2-3 ayrı oda herkesin bir oda paylaştığı işte tuvaleti banyosu ortak bir şey de olabilir. Onların kirası daha ucuz oluyor. Veya işte benim kaldığım yurtlar hep içinde ufak bir tezgahı, banyosu, tuvaleti olan işte tek odalı Evet. stüdyo tarzı yerlerdi. Hani onlar görece pahalı diğer yurtlara göre. Hani ama onun bile kirası işte 250-300 arası 270-280 civarı oluyor. Hani o şartlarda da dediğim gibi ekstradan sağlık sigortası ödüyorsun öğrenci olarak. Aha. İşte dönemlik harcı yatırman durumunda ayrıyeten toplu taşımaya para vermek zorunda kalmıyorsun. Evet öyle bir şey Hani var. bu şeyler çerçevesinde sigortayı da verip kirayı da verip her şey dahil 600-650 euro civarında sıkça da dışarıda yiyen biri olmama rağmen. Evet. Hani yani şöyle diyeyim İstanbul'da bir aile çocuğunu gönderse daha fazla masraf yapacağı bir meblağdaki paraya ben burada hani Aha. tek başıma da oturup sigortamda her şeyimi ödeyip yaşayabiliyordum yani hani. Ya burada mesela birey olarak yaşayabiliyorsun yani mesela işte ya illa mesela aileden yardım alman da gerekmiyor. Ya ben mesela işte dediğim gibi ben de 600-700 euro herhalde yaşarsın yani ev kiranı çok pahalı olmadıkça ki bulabiliyorsun mesela. Yani bizim mesela baktığımız evlerin bir kısmı yani kalt soğuk işte 300 euro 320 euro öyle yani maksimum 400 euroydu mesela işte soğuk baktığımız evler falan mesela işte. Bulabiliyorsun aslında çok yani bulabiliyorsan ki sadece seçemiyorsun ama bazıları hani ama yani var demek ki böyle evler tutabiliyor insanlar falan işte ve zaten şey de var. BBS diye bir şey var işte bu daha ucuz ev almanı aldım, sağlayan. Ondan da aldım, ondan da aldım. Yine olmadı mı? Yine olmadı. Hadi ya, ya tamam şöyle diyeyim bu hani, böyle bir iyi oldu. yani söyleyeyim şöyle söyleyeyim. VBS dedikleri Von Berechtigungsschein. İşte bazı evler sosyal devlet tarafından, şöyle diyeyim daha doğrusu şu şekilde anlatayım. Bütün o emlak firmalarının belli bir kontenjanını VBS'li olarak kiralaması gerekiyor. Bu da devlet tarafından hani finanse ediliyor mu, sübvanse ediliyor mu bilmiyorum. Ama o evlere sadece VBS'i olan ekonomik durumu daha düşük insanlar, daha evet, sıkıntı olan biliyorum. insanlar başvurabiliyor. Hani burada şans ne oluyor? İşte yine normal eve gittiğinde 150 kişi varsa VBS eve gittiğinde biraz daha az kişi başvuruyor oluyor. Hani Evet. temel şey o. Kirası özellikle tek odalı bir yer tutacaksan, ben hep tabii tek kişi kalacağım Evet, için evet. VBS'de mesela başvuran kişi sayısına göre sana veriyorlar. Hani bana bulunduğum şartlardan dolayı tek odalı VBS belgesi Evet, verdiler. evet. Atıyorum siz mesela işte İki odalı, eşin evet. iki odalı çocuk olsa en az üç oda falan gibi şeyler verebiliyorlar. Veya işte hani ekstra bir bahane sunarsan ya ben tek kişiyim ama işimi de evimden yapmam gerekiyor. O yüzden de işim gereği ayrı bir oda da lazım falan gibi Arbeitszimmer falan. bir gerekçen varsa yine bir kişi olsam bile iki odalı VBS belgesi alabiliyorsun. Ben mesela bir buçuk odalı yerlere bile başvuramıyordum VBS olan Ha. ilanlarda. Maksimum bir odalı ve bir odalı VBS yerler de kira olarak çok da ekonomik olmuyor. Anladım. Yani bir oda zaten hani iyice de bedava değil yani hani onlarda. Hani Tabii. ev sayısı, oda sayısı arttıkça VBS daha ekonomik bir hale geldiğini gördüm ilanları araştırırken. Hani cidden 3 odalı falan mesela 2 odalı, 3 odalı VBS'li gayet uygun bir odalı ev fiyatı normal evler denk geliyordu. İlanlarda görüyordum.
İşte ona tek fark ev görmeye gittiğinde 100 kişi değil 40 kişi gelmiş Evet. oluyor. Ama yine işte 40'ta birsin ve arada bir tane senden daha iyi şartlarda başvuran biri oluyor veya işte ev sahibinin gözüne hani daha hoş geliyor. Hani herhangi bir sebepten dolayı olabilir o. Hani etnik köken bunda illa bir şey midir bilmiyorum. Ama hani çalışmıyor olman bile belki bazen şey oluyor. Tabii Hani JobSend'de para alma falan da yazıyor orada yani mesela dediğim gibi işte. hani o yüzden ben VBS de vardı bende. Ama hep şunu diyorum hani VBS'de de daha çok odalı ev aradığında daha çok şansın varmış gibi geliyor ve ekonomik olarak da daha uygun evler bulunuyor. Son olarak bu bölümde üniversite geçiş düşüncen olduğunu söylemiştin. Evet. Ona bir değinmek istiyorum. Araştırdın mı bu hani Türkiye'den çünkü yani normalde Türkiye'de okuyan biri ben mesela hani Türkiye'de hani geçiş olarak değil buraya sıfırdan başvurdum. O şekilde geldim. Sonuçta Türkiye'de üniversite kazanmıştım. İşte onu veya benzer bir bölümü okuma gibi bir şartı var. Ben de Türkiye'de kazandığım bölümün aynısını buraya başvurarak buradan kabul aldım, okudum. Hani geçiş olmadı hani Evet o açıdan evet. baktığımda. İşte hani Erasmus'ta falan gelenler var. Onlar başka bir şey zaten. Veya işte mezun olup daha sonra master'a gelme gibi bir şey var. Senin durumundaki bu şeyler hani geçiş hikayesi veya belki sen de hani aslında sıfırdan başvuruyormuş gibi sadece aldığın dersleri tanıtıp daha üstlerinden başvuruyormuş gibi olacaksın herhalde belki Belki öyle de. olur. Hiçbir bilmiyorum aslında o durumu ama şöyle. Ya ben zaten daha önce demiştim ya Erasmus yapmayı düşünüyordum mesela burada. Erasmus'tan sonra da burada kalmayı düşünüyordum ben daha önce. Yani şöyle. Benim bir arkadaşım mesela Uludağ'dan buraya geldi. Yani Göttingen'de mesela şimdi. Göttingen'de mesela o Erasmus yaptı. Erasmus'tan sonra yatay geçişini yaptı mesela. Ve orada kaldı. Çalışıyor işte birkaç gün işte. Mesela Türkiye'deki durumdan çok daha farklı. O komik oluyor işte mesela. Ya aldığı para mesela onun yani bir ayda kazandığı para babasının aldığı maaştan daha fazla teknik olarak baktığında yani. Kura vurduğunda. Ve mesela o rahat rahat orada yaşayabiliyor. VG'de kalıyor. Ve okumaya devam ediyor mesela işte. Ve bazen çalışıyor. Kendini çok yormuyor çalışarak. Akademik olarak da hayata devam edebiliyor. Ben onunla biraz konuşmuştum. Nasıl yaparım falan diye. Yatay geçiş için çok büyük bir sorun olmuyor. Yani ben üniversitemden transkriptimi istiyorum. Şartlarımı istiyorum. Yani oradaki üniversitenin de dediği değil de aslında bu. Yani Almanya'daki üniversitenin dediği önemli. Ben de Humboldt ve Freie'ye aslında bir mail attık biz yani neydi lazım diye. Ama tabii daha erken bir durum. Yani ben tamamen her şeyi C1 tamamladıktan sonra başvurmaya gerçekleştireceğim. Ondan sonra artık yani dediğin gibi mi olur ya? Belki de hakikaten dersleri sayarlar baştan başlarım. Ya da gerçi yatay geçiş yapmış kabul ederler tam anlamıyorum ama evet burada tam öğrenci hakları olan bir insan olarak yani aile birleşiminde kaldığım için de tamam burada öğrenci haklarım var, öğrenci haklarım var. Onlardan da faydalanabileceğim yani Tabii işte. BAFÖK bursunu da almaya hak Sanırım kazanacaksın hak diye kazanacağım tahmin ediyorum. evet. Öyle bir şey var. Hani gelmek isteyenlerin aklında bulunsun da hani normalde benim durumda öğrenci olarak geldiğinde onu Para evet. alamıyorsun. Evet. Onun için ailenin burada yani ama mesela hani şey falan da vardı. Onu şu an düzenlemesi nedir bilmiyorum da o tarz BAFÖK almaya hak kazanan arkadaşlar da vardı. Hani anne veya babasından birinin 3 yıl Almanya'da çalışıp 3 yıldı galiba. Belki 5 yıl olabilir. Tamamen değilim o şeyde. Hani çocuğun babası daha önce buradaymış. Çalışmış, Ha. geri dönmüş. Aha. Ama çalışırken buraya hani İzin şey verilmiş. vergi ödediği için daha sonra döndükten sonra bile çocuk buraya geldiğinde okurken BAFÖK alma hakkı vardı. Yani Aa. öyle bir durum bile var yani. Benim annem 2 yıl çalıştı ama bilmiyorum Dediğim gibi yani. hani ona gerçi senin zaten öyle bir şeye şu an ihtiyacın İhtiyacım yok. yok. Hani o sürede dediğim gibi 3 yıl veya 5 yıl olabilir. Tam emin değilim. Aha. 2 yıl değildi sanki yanlış hatırlamıyorsam. Ama hani öyle bir ihtimal bile var. Almanya'da okumayı düşünenler hani bir araştırabilir. Aklınlarında bulunsun diye söylüyorum. Aha. Mesela bazı bölümlerde de hani şey oluyor. İlk baştan hani bazı okullarda şimdi şey diyor. Yani sen başvur normal sıfırdan hani başvur bölümünü. Girdikten sonra ders tanıtabiliyorsun. Evet. Hani illa ilk böyle sıfırdan başladım diye öyle okumana gerek yok. Ha. Girdikten sonra aldığın Türkiye'deki derslerin burada denk olanlarını tanıtıp hani bir anda atıyorum 60 kredilik dersin tanınmış, üzerine okuyormuş gibi de olabiliyorsun. Bazısında ilk başta başvururken diyorsun ki ben bu dersleri aldım. Aha transkribim bu. Hangilerini Aha. tanırsınız? Adam işte normalde 30 kredi hesaplanıyor çünkü dönem başına. Aha. Bakıyor işte 75 kredi almış görünüyorsun. 75 kredi de işte 2 dönem tamamlamışsın gibi. İşte 3. döneme 15 kredi fazlan var. Anladım. Sen o zaman diyor 3. döneme başvur. Hani veya bazen diyor ki hem 3. döneme hem sıfırdan başvurabilirsin şansın arttır gibi falan gibi şeyler söyleniyor genelde diye biliyorum. Sen de hani zamanla onu öğreneceksindir muhtemelen. O zaman bu soruyla ikinci bölümü de bitirmiş olalım. Üçüncü bölümle devam etmek üzere.